Bugün Blue Motors'a geldik. TRK 502'yi merak edenler vardı. Çünkü baya böyle kallavi, kalıplı bir model. Ki önceki kasaları da ciddi manada satmıştı aslında. TRK 502'nin 2021'ini artık bir görelim istedik. Bunun için de buraya geldik. Blue Motors'a geldik bugün. Blue Motors'tan Erdem Bey bize yardımcı olacak. Çünkü şu var. Şimdi Benelli biraz uzak olduğumuz bir marka. En azından Adventure İstanbul adına konuşayım. Bizim ekip olarak biraz uzak olduğumuz bir marka. Pek Benelli ile iletişim halinde olamıyorduk. Sağ olun siz burada dediniz ki gelin anlatalım insanlara. Biz de geldik. Sağ olun bizi ağırlıyorsunuz. Şimdi biraz TRK 502 üzerine konuşmak istiyoruz aslında. Çünkü fiyatına da baktığımız zaman hani çift silindirli işte 500 cc'lik bir bloğa sahip bir motosikletten bahsediyoruz ve fiyatına baktığımız zaman da bence iddialı bir yerde duruyor. Zaten genelde Benelli modellerinin fiyatla insanları çektiğini görüyorduk. Şimdi 502'nin 2021 kasasında başka ne gibi olaylar var? Yani burada insanları çekebilecek fiyat dışında neler var? Kalite, işte ek donanımlar. Yani ben mesela baktım şunu gördüm. Burada doğrudan bir USB girişi vermişsiniz ve 2 amperlik güç sunuyor. Evet, normalde 1 amperlik güç verir. Burada onu 2 ampere kadar çıkarmışlar. O benim dikkatimi çeken detaylardan biriydi. Genel anlamda baktığım zaman şuradaki işte LG'nin kalitesini beğendim, işte tuşları vesaire beğendim falan ama hani bundan fazlası vardır burada diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Mesela neler var 502'de? 502, TRK 502'den üst olarak versiyonu geldi. X versiyonunda tel jant oldu. Ön arka tel jant araziye daha uygun oldu. Eskiden biliyorsunuz TRK 502 biraz daha asfalta yönelikti. Şimdi marka araziye de biz giriyoruz anlamında, niteliğinde. Tel jantlar ve egzozu yukarı aldılar. Eskiden TRK'larda egzoz altıydı ve sürekli altını vuruyorlardı müşterilerimiz. Bu gibi yenilikler var. Motor bloğu yine aynı. 500 cc, 47 beygir gücünde. Yaklaşık 20 litre bir deposu var. 213 kiloda bir boş ağırlığı var. Uzun yollarda biliyorsunuz ağırlık güzel baş ediyor. Avantaj olabiliyor yol oturma açısından. Aynen. Burada 213 kuru ağırlık değil mi? Kuru ağırlık, doğru. İşte yağ vesaire dahil aynen olunca artık burada bir 230 kilolara falan çıkacaktır. 230-240 arası bir kiloya çıkacaktır. Yani şunu soranlar da oluyor mesela. Başlangıç makinesi olur mu diyenler. Aslında burada biraz başlangıç için ağır bir makine biraz var baktığımız zaman. Evet. Yani bir ikinci motor olarak belki evet tercih edebilirsiniz. İşte mesela Rally'den geliyorsunuzdur, aynen, Vistrom 250'den geliyorsunuzdur. O zaman bir adres olabilir. Baktığımız zaman ben şunu da beğendim. Burada yani grenaj kalitesi olsun, boya kalitesi olsun, bunlar gayet yerli yerinde. Konforlu bir sele görüyorum. Bir dediğiniz bu iyileştirmeler var. Biz önceki versiyonlarını denemedik. Hani işte egzozun yukarı aşağı konumunu çok o yüzden hani aşina değiliz ama genel anlamda baktığımda hani ya iyi motormuş aslında falan dedirtiyor burada bana. Biraz çünkü insanlarda ön yargı da olabiliyor diye düşünüyorum ben. Bu ön yargıyı kırabilecek noktalarda mesela yani şurada bile ben o kalite algısını gördüm. Neden? Sustalı anahtar yapmışsınız gayet böyle. Hani Benelli olarak. Bu bile hayata aslında hani çok ufak dokunuşlar olur. Biraz böyle hayatı güzelleştirir ya. Bu da onlardan biri yani. Hani baktığım zaman. Genel anlamda teknik kısımda ekstra artıları bize bir 502'nin işte tamam 75 bin lira gibi fiyat var şu an değil mi? Şimdi Mayıs 2021 itibariyle Mayıs ayının da sonlarındayız artık. Umarım hani Haziran'a geçtiğimizde fiyatı değişmiş olmaz diye umuyorum. Şöyle bir şey var. TRK'nın 75 bin. Bunun 81 bin lira gibi fiyatı var. X versiyonu biraz daha özellikler var. Bu dijital gösterge panelinin aksine bu tuşlarda ışıklandırmalı vesaire de dediğim gibi perjantlar vesaire metseler lastiklerle birlikte geldiği için. Evet metseler lastikler olması da ayrı bir artı yani. Aynen dediğim gibi 81 bin liralara geliyor şu an fiyatı. Ya burada işte dediğim gibi metseler artı lastiklerin olması bir artı. Egzoz güzel olmuş bu arada yani. Aynen, yukarıda gerçekten oldu. Yukarıda ve hani şey değil böyle kaliteli hissettiriyor kaliteli. Ve şey olayını görmüyoruz burada işte mat siyahla kaplanmış bir egzoz falan değil gayet böyle. Aynen. Krom mu bu? Ne krom. Aynen. Krom bir egzoz var burada. Yani bunların hepsi artı. Genel anlamda hayatı güzelleştiren şeyler var. Kalite anlamında artılar var burada. İşte göstergede belki ufak değişiklikler olabilirmiş gibi geliyor bana. Biraz daha böyle hani gösterge, artık evet, dijital görüyoruz. Dijital göstergelere alışmışken böyle çok artık insanlar o analogdan uzaklaşmaya başladılar ama gelen itibariyle baktığımda herhalde takılacağım en son şey gösterge olurdu. Tabii şimdi ben burada konuşuyorum ama yoldaki performansını bilmiyorum sonuçta. Hani nasıl viraj dönüyor, işte gidişi nasıl falan bununla ilgili konuşamıyorum. Aslında şöyle buradan işte Benelli'ye de seslenmiş olalım sizin de aracılığınızla. Yani aynı durumu mesela Kuralkan'da yaşamıştık, rica etmiştik. Sonrasında aramışlardı. İşte Dominar 250'yi teste vermişlerdi bize. Buradan da Benelli'ye bir seslenmiş olalım yani. Umarım sesimizi duyarlar burada Erdin Bey aracılığıyla da.
belki vites motosikleti açarlar. Biz de en azından TRK 502 X'i deneyip insanlara aktarma şansı buluruz. Bilmiyorum ama buradan kendilerine Mayıs seslenmiş olalım. Mayıs itibariyle yaklaşık 4 adet geldi. Bundan sonra da RKS yani RKS Cuba aracılığıyla getirilecek Benelli. Dediğim gibi Çin'den ve İtalya'dan geliyor bu motorlarımız. Bundan sonra bütün RKS ve Cuba bayilerinde olacak yani X versiyonumuz. Dediğim gibi şu an 4 tane geldiği için bundan sonra da yavaş yavaş gelecek ve testi de açılacaktır mutlaka. Süper olur. İzleyici şu konuda da aydınlatalım. Mesela insanlar şunu soruyor. Ya Benelli işte Çinli mi, İtalyan mı falan mevzusu var. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Modellerimiz, X versiyonlarımız ve 502C modellerimiz İtalya'dan getirtiyoruz. Diğer BN125'ler, BN125S'lerimizi Çin'den getirtiyoruz. Düşük hacimdeki segmentte... Aynen, düşük hacimler genelde Çin'den geliyor. Yüksek hacimler 249S ve yukarısı İtalya'dan geliyor yani. Mekanik anlamda peki şunu sorayım. Bunu önceki 2020, motor bloğu aynı dediniz. Aynen. İşte 2020-2019 falan o versiyonlarda gelenler de blok açısından mekanik anlamda sıkıntı yaşayan böyle geri bildirimler oldu mu? Yani burada tamam çok güzel bir motor alıyoruz aslında baktığımız zaman dışarıdan tamamen. Ama şu da önemli. İşte mekanik kısımda sorunsuz olsun, beni rahat rahat götürsün böyle hani uzun yola çıkayım kafam rahat olsun olayını burada insanlar rahat rahat yaşayabiliyorlar mı? Yani. Bu çok önemli. Aynen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bakımdan bakıma geliyor müşterilerim. Dediğim gibi sadece bu motorumuzda ağırlığından dolayı biraz ve boy. Benim şu an boyum 1.82 ve kullanabiliyorum. Ama 1.80 ve altında biraz sıkıntı yaşayabilirler. Sele çok kalın çünkü. Dediğim gibi onun haricinde müşterilerim bakımdan bakıma geliyorlar ve gayet mutlular. Süper. Sele konusunda evet o biraz böyle etli bir sele var. Bayağı aynen. Etli. Ya muhtemelen çok aslında konforludur diye ben tahmin ediyorum. Tabii yine denemedim aynen. Onu da söyleyeyim. Çünkü yani üstüne oturmakla yola gitmek çok farklı şeyler aslında. Ki artçı selesi de bir o kadar etli çok ve geniş. Doğru. Burada bir de hazır gelen bir çanta demiri var. Buna hani kolay yoldan bir çanta tabii çözebilmek mümkün olur. Hemen bir tablo oradan. Tamam hani çantayı da çok böyle demir arayayım falan diye uğraşmanıza gerek kalmaz. Mesela 390 kullananlar biliyordur önce bir demir ayarlamanız gerekiyor vesaire derken iş biraz uzuyor. Burada hani çift silindir 500 cc'lik bir makineden bahsediyoruz ve fiyat konusunda da şu an çok avantajlı kalıyor rakiplerine de baktığım zaman yani. Hani olay burada hem fiyatta hem de böyle ufak detaylar var güzel olan. Bunlar bence 502'yi güzel yapan detaylardan. Cam böyle oynayamıyor onu görüyorum evet, ama şurada sabit, bir şey bir barımız var. Navigasyon işte, olarak navigasyon takarsınız, telefonunuzu takarsınız falan. Burada hazırda bir bar var. Bu da güzel, bu da ekstra bir artı. Yani bu motoru aldığınızda yapabileceğiniz sadece dediğim gibi çantada takıp seyahate çıkmak. Ya koruma demirleri bile baştan koruma geliyor zaten. Koruma demirleri bile geliyor. Yani şöyle aslında 200 kilonun üstü bir motorda ben burada daha etli bir koruma demiri beklerdim ama hani size tecrübe edenler olmuştur. İyi kötü hani düşürenler sağ sola olmuştur. Bu tip müşterilerden geri gelenler de hani koruma demiri yönünde falan bir sıkıntı oluyor muydu? Yani bu demirler korumaya yeterli oluyor muydu? Koruma demirlerinde düşen müşterilerimiz sadece ucundan bir tıraşlıyorlar. Yani çok hafif bir hasar oluyor. Onları da sprey boyayla hallediyorlar. O koruma demiri motorun tamamını taşıyor bu arada. Süper. İçleri dolu çünkü onları. Ya bunun zaten en baştan tasarlanması çok daha mantıklı aslında. Çünkü yan sanayi işte bugün üreten Türkiye'de bunu üreten şirketler de var ama hani hepsi her anlamda her zaman başarılı olamıyor. Kimi modellerde çok başarılı iş çıkarılıyor, kimi modellerde o koruma demiri o kadar da korumuyor. Bu sadece Türkiye'deki modeller için de geçerli. İşte SV Motec'ler vesaireler falan da var. Ama mesela bazen bir yapıyorlar, onun bir noktada eksik. Çünkü mühendislik kısmında bir noktada sıkıntı olabiliyor. Düştüğü zaman grenajda sıkıntılar olabiliyor. Zaten amacımız grenajı korumak bir noktada. Çünkü en pahalı kısım grenajlar oluyor genelde düşürdüğümüz zaman. Biz en çok maliyeti çıkaran kısım. Onun dışında peki bu koruma demirleri, mesela diyelim... Çok kullanılamaz hale geldi. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Değiştirebiliyor muyum mesela? Stokta yedek parçası olarak da var mı bu? Zaten bu motorlar gelmeden önce bir aydan önce bütün yedek parçaları RKS Cuba tarafından temin edilip ondan sonra bize motorlar gönderiliyor. Ki 502C'de de aynısını yaşadık. Geçen sene Mart ayında biliyorsunuz 502C'ler gelmeye başladı. İlk Blue motor farkıyla geldi ve ondan önceki bir ay öncesinde yedek parçaları gelmişti zaten. Motosiklet iki teker malum kaza bela her an olabiliyor. O yüzden yedek parça vesaire sıkıntısı hiç yaşamıyoruz Benelli cephesinde. Süper. Ya Benelli bu tasarım işinde bana kalırsa çok iyi yapıyor aslında. Yani baktığın zaman hani Özge arkadaş da şey falan diyor ya bu ne böyle falan ben buna yükseldim falan evet. Diye böyle şey yapıyordu. Ki cidden o da var. Kallavi bir depo var burada. Hani hiç böyle şey ya büyük motor kullanıyormuşum algısı var burada. Resmen hani küçük CS olmuş aslında.
O noktada da çok iyi bana kalırsa işte burada selenin üstünde Benelli yazdığını görüyoruz falan, böyle detaylara çalışılmış. Ha tabii işin ben mekanik kısmını bilmiyorum. Umarım deneme şansı da buluruz. Ön amortisöre bakıyorum, ters çatallar var ters mesela. Ters çatallar var, aynen. Fren kaliperleri olarak da burada çift disk fren çift görüyorum aslında. Çift disk fren olması da artı. Kaliperlerin üstünde Benelli yazıyor ama kaçlık bu arada bu kaliperler? 320, 320'lik 310. Sanırım. Yani net yani, bir dediğim gibi teknik bilgisi yok ama dediğim gibi frenler güzel. Dediğim gibi zaten lastiklerle birlikte kombin olduğu için çok güzel. Metreler lastikler var yani. Aynen. Yani kötüsü bile iş yapar. Ki yani baktığın zaman çift disk olması da zaten çok, çok büyük artı. Ki böyle bir motorda, çünkü ağır bir motordan bahsediyoruz. Yani ağır motoru durdurmak daha zor oluyor. Çok, çift diski de burada düşünmeleri güzel. Yani bugün baktığımızda hemen hemen aynı ağırlıkta ne var mesela? NC750X var. Onda yani tek disk falan görüyoruz. Burada en azından çift disk var. Bu bile bir artı. İşte performans kısmına geliyor iş. Hani böyle atikliği falan, o kısımları bilmiyorum veya işte tork eğrisi nasıl onu bilmiyorum ama genel anlamda baktığımızda mesela farlardan konuşalım. Burada LED farlar mı var? Hayır, halojen farlar görüyorum. Halojen farlar var, gündüz LED farları var. Onu da LED yapmalarının anlamı, ben RKS Küba'dan aldığım bilgiye göre sarının olması, gece sürüşlerinde sarı daha iyi dediler. Beyaz biliyorsun sisli havalarda sıkıntı olduğu için kendilerinden öyle bir bildirim öyle aldım. Öyle bir bildirim geldi. Sizinle de paylaşayım. Dediğim gibi. Onun dışında burada büyükçe bir gaga görüyorum ben. Başka konuşacağımız bir şey var mı 502 ile ilgili? Yani ya öne çıkan bir şey varsa onlara hep değinelim ki. 502 dediğim gibi biraz konfora yönelik daha çok. Uzun yol ve hafif arazi şartlarına uygun bir motosiklet. Yan petlerindeki plastiklerin olsun, titreşimi tamamıyla engelliyor. Ve dediğim gibi arkadaki petlere kadar kauçuk kullanılmış. Ve çift, açıp kaparken de gayet kaliteli. Aynen, bir çift silindir. Malum titreşim mutlaka alıyor çift silindirlerden ama minimum düzeye indirmişler motorda. Ya şunu düşünmeleri bile güzel bana kalırsa, burada egzoz borusunun geldiği nokta, şimdi şu tarafta göremiyorsunuz ama sağ taraftan biz detaylarda onu vereceğiz zaten. Şurayı kaplamışlar ki burada artçının ayağı buraya hiçbir şekilde değmesin. Değmesin yani. Yapışmasın. Mesela sol tarafta bu yok, sağ tarafta bu var. Evet. Bunu bile düşünmüşler, o belli yani. Böyle bir detaylara dikkat edilmişlik gerçekten var. Ya şimdi, biz TRK 502 yaptık. Daha nasıl geliştirebiliriz dediler ve X versiyonunu çıkardılar. Muhtemelen kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle de. X versiyonunu çıkardılar. Zaten yurt dışında X versiyonları vardı ama dediğim gibi en güncel versiyon şu an bu sene daha yeni geldi. Hı hı. Dediğim gibi TRK 502'deki bütün işte sorunlar, yani sorunlar demeyeyim de müşterilerin istekleri ne, bunun doğrultusunda ne yapabiliriz? Hı hı. Ve X versiyonunu dediğim gibi onları yaptılar. İşte arka çamurluk böyle tek taraftan geliyor. Sıyırıcı var orada, aynen, falan tek taraftan geliyor. Bunlar hep güzel detaylar bana kalırsa. Şimdi göstergeden konuşalım çünkü burada yine hani dijital falan. Tamam, yanda analog var ama bayağı da bir şey var aslında göstergede. Onları bir konuşalım. Neler var göstergede? Göstergede hararetimiz var. Hararet, kilometre hızımız, kilometre sayımız, saat, trip A, trip B olarak ve odometre olarak değişiyor. Vites göstergemiz var ve benzin göstergemiz var. ABS göstergesi belli bir kilometreden sonra zaten ABS göstergesi sönüyor. Dediğim gibi yağ göstergesi ve motorda herhangi bir şey olduğunda motor göstergesinde arıza ışığı lambası var. Dediğim burada gibi, herhangi bir çekiş kontrol yok o zaman. Yok, aynen. Dediğim gibi motorda da zaten çekiş kontrol sistemi yok. Dediğim gibi gösterge paneli zengin aslında. Yani uzun yolculuklarda ne ihtiyacınız varsa hepsi var. Şöyle modlarında gezelim aslında göstergenin. Şuradan. Total, trip var. Milde. Evet, milde yani. Kilometre olarak da basılı tuttuğunuzu kilometre olarak geçti. Aynen. Şimdi buradan kilometreyi alıyoruz. Buradan da Trip'le ve total yani odometre arasında geçiş yapıyoruz. Geçiş yapıyoruz. Üst tarafta herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Sağ üstteki vites göstergemiz. Vites göstergemiz. Onun altında benzin göstergesi var. Sol tarafta analog bir analog göstergesi bir var. Sahip. Hala analog sevenler de var tabii ki. Sinyal verdiğimiz zaman da sola ve sağa nereye sinyal verdiğimizi gösteriyor. Aynen. Veya uzunları açtığımızda da şurada. Tabii şimdi motor çalışmadığı için göstermiyor ama uzunları açtığımızda da burada uzun ibaresi yanıyordur. Çünkü onun da yerini görüyorum burada. Evet. Bu şekilde açılışını da gösterelim, hatta göstergenin nasıl açıldığını. Şöyle bir selamlamayla açılıyor ve bu şekilde göstermiş olalım göstergeyi. Analog falan dedik ama aslında bayağı bilgi var zaten. Bunu da yine bir zeki olarak aynen vereceğiz. Dijital gösterge paneli var dediğim gibi, sadece bir devir saatimiz analog. Burada dediğim gibi bir de işte X versiyonunda artı olarak tuşlarda gördüğünüz gibi mavi ledler var. Gece yolculuklarında çok yardımcı oluyor size. Şu an yanıyor. Aydınlık olmasına rağmen ben görüyorum. Gece daha da iyi oluyor. Ya bu tuşlara altında aydınlatma olması bence güzel.
Şöyle bir çalıştırayım bir tabii sesine ki. Bakalım. Biraz daha bakayım. Gayet tok geliyor bana çalışması. Çok da böyle zorlamak istemiyorum. Sonuçta bunda bir sahibi olacak. O yüzden yani almadan daha motorunu zorlamış olmayalım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani, ayağınıza sağlık, ilk geldiniz. Sağ olun, siz de bizi ağırladınız burada. Vaktinizi aldık baya. Yani güzel bir deneyim oldu benim için. Böyle Denizli ile benim şu an ilk temaslarım aslında. Umarım biraz daha sürer bu. Yani daha böyle bir deneme şansımız olur diye umuyorum. Artık sonraki videolarda görüşürüz Benelli ile ilgili. Buradan Erdin Bey'e de tekrardan teşekkür edelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Adventure İstanbul'dan bay bay.